Ulus'taki basın açıklamasına Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu'nun yanı sıra çok sayıda mahkum yakını katıldı. Adil Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Aylin Balcı şunları söyledi. Adil Yaşam Derneği olarak adil yargılanmayan insanların haklarını aramaktayız. Bu sebepledir ki hazırladığımız raporları siyasi partilere bizzat ulaştırdık. Adalet arayışı adil yargılama ihlalleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Yargılama ihlallerini Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak yapılan 43 bin başvuruda %52.1 adil yargılama yapılmadığı sonucu resmi rakamlarla Anayasa Mahkemesi tarafından ortaya konulması en güzel şekilde ispat etmektedir. İnceleme bekleyen 100 bin dosya ve başvuru yapmayı bilmeyen yüz binlerce gariban da düşünüldüğünde bu oran çok daha yüksektir. Siyasi olarak bakmadan, vicdani, insani olarak tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya, basın yayın kuruluşları ve halkımız destek vermelidir. Geçmiş ve izlere temizlenmelidir. İnsan hakları beyannamesi içeriğinde İştihatında şöyle der. Cezaevinde bir masum varsa bir suçlu aramızda geçsin. Bu masumun siz ya da sizin çocuğunuz olduğunu lütfen düşünün. İncinsel de incitme, düşmanının da bir insan olduğunu unutma.